Hayırlı günler sevgili severler. Evet, şu an itibariyle Amerika Gulfstream programımı tamamladım. Gerçi daha önce de çalışmıştım. Son kontrollerimi yaptım. Zor program. Onu baştan söyleyeyim. Belki ben abartıyor olabilirim ama bana program bayağı bir şey geldi. Zor geldi. Güzel bir meblağ, bir güzel bir para birimi verebilir bugün. Ya da tahmin etmediğimiz bir şekilde favoriler gelip 6'lı 10 lira 20 lira verir. Ama genelde pek yanılmıyorum. Ben güzel bir çalışma yaptım sevgili yarışseverler. Sizlerle onu paylaşıma geçmek istiyorum. Evet, 6'lının ilk ayağına başlamak istiyorum. Yarış çok açık bir yarış. Burada hepsinin geliri var arkadaşlar. Hepsi birbirine denk güçler. Size bariz bir şekilde söyleyebileceğim at yok. Dediğim gibi aman şu at olur, şu bu at olur. Ama öncelikle ben tabii birim fiyatından düşürme amaçlı biliyorsunuz öyle tek vermesem de yani böyle biraz soru işaretli tek verdiklerim oluyor. Mesela Fransa Şantili yarışını paylaştım. Programı dinleyen arkadaşlar dikkat etmiştir altının ilk ayağında. Altının çok ağır favori olacağını. Küçük oynayanlara 5 lira 10 lira oynayanlara tek atın demiştim. 7 iyi kat vermiştim. Umarım değerlendiren arkadaşlar olmuştur. Güzel bir şekilde geldi. Favori 6 numarayı vurdu. Fotoğrafı böyle ganyan manyan falan olan olduysa böyle ikilidir ne bileyim. Tebrik ederim sizlere. Arkadaşlar ben altının ilk ayağına geçmek istiyorum. Ama altının ilk ayağında sizlere ben 7 numaralı grup düşürmüş. Kalitesi yüksek olan Moonshine Now. Şimdi ilk at öneririm. Nefes açığı var. Nefes açığı var sevgili yarışseverler bu atın. Umarım etkilenmez. Ama ben tek atın demiyorum. Mutlak surette yanına sizlere ben rakip vereceğim. Öncelikle 7 ilk at. Akabinde 11, 8, 10, 1, 6, 5 ve 9 nolu atları öneriyorum. Dediğim gibi öncelikle ilk at 7 numara. Küçük oynayan arkadaşlar hele 7 ile başlayabilir. Ama büyük küçük oynayan dediğim gibi 7 lira 10 liralık altı oynayanlar 5 liralık neyse birim fiyatlar orada. Altının ikinci ayağına geçiyorum. Altının ikinci ayağı kolay gibi görünse de ben sizlere arkadaşlar burayı sırasıyla 6-4, 7-1, 5 ve 2 nolu atları öneriyorum. Altılının üçüncü ayağına geçiyorum. Altılının üçüncü ayağında öncelikle Brian Bella isimli atı sizlere öneriyorum. Bu atın öteki atlara nazaran daha çok şansı var. Ama tek önermiyorum. Ben ilk at öneriyorum. Dikkat edin. Yanına rakip isteyen arkadaşlar. 3-10, 1-8 ve 7 nolu atları yazabilirsiniz. Altılının dördüncü ayağına geçtim. Burada sevgili yarışseverler yine size sırasıyla ben atları söyleyeyim. İlk öncelikle 4 numaralı at. Arkasından 1, 5, 6 ve 8 numaralı atlar. Evet. Dediğim gibi kardeşim diyeceksiniz ne bu böyle bu kadar at vereceksin. Dediğim gibi zor. Zor altılı. Ve tek bariz çıkan olsa söylerim biliyorsunuz. Ben altılı da tabela ayağına geçiyorum. Beşinci ayağa. Beşinci ayakta arkadaşlar 4 numaralı Norton isimli atı size. Günün ilk teki öneriyorum. İlk teki öneriyorum. Corey Lorraine isimli bayan jockey koşmuş. Güzel kafayı alıp bitirmiş. Güçlü bir şekilde bitirmiş. Bugün Miguel Vasquez biniyor. O da çok formda. Özellikle Gulfstream'de bayağı yarışlar olmaya başladı. Onun için ben öncelikle burada sizlere 4 numaralı Norton isimli atı ilk at öneriyorum. Orta birim fiyatında oynayan arkadaşlara. Bugün bunu özellikle bildiriyorum ki yani muallakta kalmayın siz de. Çünkü illaki sorular olacak. Abi aklımızı karıştırdın hangini tek atalım diye. Dediğim gibi zor arkadaşlar. Ben burada böyle orta birim fiyatında oynayan 20 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira arası oynayan arkadaşlara 4'ü tek öneriyorum. Norton isimli atı. Ama büyük oynayıp yıkıma gitmek isteyen arkadaşlar olursa 3-1, 6, 7 ve 5 nolu atları sizlere öneriyorum. Evet, artı
Burada bir şey söylemek istiyorum. Bahisçi arkadaşlar, tilki Facebook'umda mesaj atan arkadaşlar, mutlak suretle mesaj yazmanıza gerek yok. Yanlış anlamayın, size kızdığımdan değil. Programı iyi dinlerseniz kağıt kalem alın. Verdiğim ilk hatların arkasına verdiğim rakipleri birleştirin. İkili, çifte, üçü, üçlü bahis her halükarda bulursunuz. Ne oynuyorsanız artık, oyun tarzınız neyi. Hani ben bugün yine bu altılı, Gulfstream altılısını altılıdan ziyade biraz daha böyle bahisçi arkadaşları dair olacağına inanıyorum. Bahisçiler bugün güzel kazanır. Onu bildireyim. Bu hep birbirine denk güçler. Bildiriyorum yani, bir şekilde faydam olsun ki yarına 3-5 harçlık çıksın, cebimizden gitmesin altılı parası. Ondan dolayı arkadaşlar bu açıklamaları sizlere bildiriyorum. Artı sevgili yarışseverler, eli kulağında bu sürekli şeyle görüştüğüm, sabahki videomda da söyledim, YouTube'da inşallah istediğim şekilde olacak. Cumartesi nasipse bir arkadaş var Dublin'de, güzel bu internet işlerini bilen. Onlarla bana yeni sayfa yapacağız. Aynı. Bu tilki altılı olarak kalacak. Sayfayı hem Türkçe yazacağım, tilki altılı, hem İngilizce yazacağım. İşte Fox Horse Racing and Bet Football Bet Prediction diye yazacağım. Onları sizlere zaten başladığım zaman bildireceğim. Yurt dışı yarış severler, futbol bahisi oynayanlarla da programımı paylaşıp açıklaması size bildireceğim. Yani onları ben yavaş yavaş haber vereyim. Sayfamda olacak değişikliklere dair. Onu nasipse pazartesi itibariyle yeni sayfamı görürsünüz. Onları şimdiden sizlere bildireyim. Kafanız karışmasın. Ben altılının son ayağından bahsetmek istiyorum. Altının son ayağı 2, 4, 7, 8 tane attan çıktım. En son dediğim gibi altılı teksiz olmaz. Ben son yarışında çok beğendim. Çok şanssız bir şekilde kaybeden Paco Lopez'in mükemmel çalıştığı üstünde. Ama dediğim gibi atı biraz zorladı. Tutsa belki daha rahat kazanabilirdi. Kafayı aldı. Sonlara doğru şişti. Rakibine çarpıldı. Paco Lopez çok atı dövdü. Bugün zannedersem aynı hataları yapmazsa, biraz tutarak bekleyerek yarışa giderse 15 numaralı Wildcat Coast günün teki olur. Tekrar Paco Lopez'in binmesi. Sevgili yarışseverler, birkaç şey de söylüyor. Çalışmalarında parlaktı diyor, iyiydi diyor. Onun için ben size günün teki son ayakta 15 numaralı Wildcat Cast isimli atı önereceğim. Dediğim gibi altılı teksiz olmaz. Eğer orada yıkmak isteyen arkadaşlar olursa kendiniz bulun. Ben burada 15'i tek öneriyorum size. Arkasına at vereceğim ama bu altılı için değil sevgili yarışçılar. Bunu bahisçi arkadaşlar için, öyle tabela bahis falan ne oynuyorsa 15 kafada tek veriyorum. Arkasına bahis oynayacak arkadaşlar 9-10, 11-12, 2-5 ve 7 nol atları, tabela bahis falan neyse artık değerlendirebilirsiniz. Yardımcı olma amaçlı söyledim. Altılı için söylemedim bu atları. Dikkatinizi sunarım. Evet, benim Galsis'in programına dair söyleyeceklerim bunlar. Kafada ilk at 7 veriyorum altının ilk ayağında. Moonshine Now. Altılının 5. ayağında Norton isimli atı tek veriyorum. Ve altılının son ayağında 15 numaralı Wildcat Cash isimli atı sizlere tek öneriyorum. Zaten videoyu dinlediğiniz aradaki atları biliyorsunuz. Sevgili severler, ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yarınki program bilmiyorum yapar mıyım, duruma göre. Biraz işlerim var. Eğer olursa sizlere zaten bildiririm, paylaşımı yaparım. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.